Olmadı transfer. Yunus neden mantıklı geliyor sence? Mesela niye biliyor musun? Her bölgede kullanabiliyorsun. Hem o hem de Abdullah Hoca sever Almancıları biliyorsun. Tabii. O beşileri sever. O fırıya Abdullah Hoca ile başlamıştı. Sercan Sarerler falan hatırlarsan. Evet. O yüzden bana da mantıklı geliyor. Yunus çünkü 10 numarada oynar. Yani Diaby'de bulamadığını belki onda olabilir. Ya da Laiç. Mesela Laiç ile ilgili benim kulağıma çok şey geliyor. Laiç bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Laiç'in bir kere şu yanındaki çevresindeki yancılara bir dikkat etmesi lazım. Şimdi futbolcuların, sporcuların hep böyle yancıları olur. Sen de iyi bilirsin. Yunus ama, bu arada bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydi ama sadece 50 dakika diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Çok dikkatli izlemedim, takip etmedim ama Yunus'u bildiğimiz bir oyuncu. O da burada iş yapabilir. Laiç'le ilgili Setenay, yani yancılarına dikkat etmesi lazım. Çünkü herkesin bu camiada, bu sektörde bir yancıları oluyor. Kimisi olumlu yönde onu etkiliyor, kimisi olumsuz yönde. Laiç'in yancıları kötü karakterler, onu ben buradan söyleyeyim. Onu yanlış yollara sürüklüyorlar, daha detay vermeyeyim. Saha içerisindeki görüntüsü zaten onun yansımasıdır. Beşiktaş'la hiç problemini de çözmeli. Tabii transfer golcü konusunda ben de sana katılıyorum. İlk hedef o. Net bilgi. Hatta sen Cenk deyince biraz kafam kaçtı ama bana mesela şey geldi. Beşiktaş'ın Hollanda ve Belçika pazarından. Orada Erdal Torunoğlu'nun ilişkileri vardı. Aa, evet doğru. O bağlantı ile çok yüksek profil bir golcü olmayacak. Bir santrfor transferi niye, yapacaklar. Burak'la Cenk yan yana olmaz mı? Cenk milli olsa, takımda oluyor. Yani Cenk olsa olur. Zaten bence senin söylediğini desteklemek adına şöyle bir bilgi aktarabilirim. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası var ve Şenol Hoca da oyuncuların hazır görmek istiyor. Oyuncuların oynayabilecekleri kulüplere gitmesini isteyebilir. Yunus bu anlamda belki etkilenmiş olabilir. Son dönemde ama seçilemiyor milli takım. Daha da önemlisi tabii bence Cenk. Cenk Tosun probleminin çözülmesi lazım. Hatta bu konuda hocalar arasında da, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı arasında da belki bir diyalog geçmiş olabilir. Bu bir şey değildir, bilgi değildir. Bir tahmin olarak bunu söylüyorum. Ben Şenol Güneş'in bunu yapabilecek ilişkilere ve deneyime sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gitmesi demek sadece kariyer açısından değil, milli takım açısından da önemli bir gelişme olur. Beşiktaş için de önemli bir gelişme olur. Yani Beşiktaş'ın Cenk gibi bir golcüye ihtiyacı var. Şimdi Burak diyoruz, tamam ben de çok beğeniyorum ama mesela Kasımpaşa, Malatya, Fener. 3 tane maçı say arka arkaya. Burak yani çok seviyorum ayrı bir şey ama performansı bence düşüşte olan bir oyuncu şu anda. Burak biraz da Burak'ı zorlayacak. Ama Burak'ı beslemek de önemli. Bak orada Laiç kritik oyuncu. Laiç abi bu besleme olayı, görmek, besleme olayı biraz kamuflaj oluyor abi. Falcao'yu besleyemiyorlar. Falcao'yu şey besleyemiyorlar diye bir şey yok. Vedat'ı da kimse beslemiyor. Vedat alıyor orta sahadan gidiyor yani. Vedat farklı. Şimdi Selçuk Burak'tan sonra bir boşluğa düştü Selçuk İnan. Biliyorsun sen de. Yani bazı oyuncular hakikaten iyi ikililer vardır bu anlamda. O yüzden Laiç o pasları verebilse, o asistleri yapabilse bugün Burak daha farklı bir noktada da olabilirdi. Ama bu demek değil ki Burak çok iyi seviyede. Burak zaten istediğinin seviyede olmadığını ben de görüyorum. Ama Laiç konusu önemli. Yani bence Beşiktaş'ın ki transfer politikası hep golcü transfer üzerinden okunuyor ama bence Beşiktaş'la devre arasında damga vuracak gelişme Laiç konusudur. Laiç önemli bir meseledir. Beşiktaş'ın şu an maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Oyuncu da satmak zorunda. Şu ortamda Laiç'in ederi varsa bence Laiç'i değerlendirmek lazım. Peki. Devam edeceğiz. Bir başka Beşiktaş haberiyle devam edeceğiz. Süper Lig'de yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkaramayan Beşiktaş, Gençler Birliği mücadelesini kazanarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Beşiktaş, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor. Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle 6 puan kaybeden Siyah Beyazlar, 17. haftada Gençler Birliği'ni konuk edecek.
Derbide takımın sergilediği futboldan memnun olmayan Abdullah Avcı'nın mücadele öncesi oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Devre arasında 3 puanla girmenin önemine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcının takımda değişiklikler yapacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisine penaltı yaptıran Pedro Reboşo'yu yedek soyunduracağı kaydedildi. Portekizli sol bekin yerine Caner Erkin'i oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın sol kanadı ise Kevin Enkudu'ya teslim edeceği ifade edildi. Sakatlıktan çıktıktan sonra Fenerbahçe maçının ikinci devresinde oyuna giren Fransız futbolcu böylelikle ilk 11'de formasına kavuşacak. Evet, Gençler Birliği karşılaşmasından 3 puan almak istiyor. Hedefi bu ama Beşiktaş'ın. Önemli eksikler de var. Var. Burak'ın büyük ihtimal olmayacağını biliyoruz bu maçta. Lens cezalı. Yani bence iki önemli eksik. Sonuçta Fenerbahçe maçında belki istedikleri performansı veremediler ama iki tane 11 oyuncusundan bahsediyoruz Beşiktaş için. Burada tabii Diaby'nin muhtemelen kanada çekilmesi durumu olacak. Ve bence Enkudu'nun da artık 11 oynama vakti geldiğini düşünüyorum. Bence Beşiktaş için en kreatif, en sonucu değiştirmeye yakın oyuncu Enkudu gözüküyor. Ve iç sahada oynuyorsunuz. İşte rakibin de bu arada Bogdan Stanku gibi önemli bir eksiği var. Beşiktaş için önemli olmayabilir ama Gençler Birliği için verdiği gol katkısı itibariyle önemli bir eksik. CEO da yok. Onu bilmiyorum. O da mı yok? O zaman iki tane önemli hücum gücü olmayacak Gençler Birliği'nde. Onların da önemli eksikleri var. Beşiktaş'ın bu maçı Abdullah Avcı'nın oyundan memnun olmadığını haberimizi de ifade etti. Ben de katılıyorum. Yani hocanın bu tip bir oyundan memnun olması ihtimal yok yani. Ama şunu söyleyelim. Bu maçı kazanmak zorunda. Tıpkı Fenerbahçe için ne dedim? Hatta Galatasaray için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Devre arasına kazanarak girmek çok önemli. Beşiktaş'ın da o hem seriyi kesme adına işte 4 maçlık bir yenilme serisi var ya. İşte Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve 2 tane lig maçı kaybetti üst üste Beşiktaş. O seriyi kesme adına, bitirme adına hem de devre arasına camia olarak, taraftar olarak daha moralli girme adına Gençler Birliği maçından mutlak ve mutlak 3 puan çıkarması lazım. Burak'ın yerine muhtemelen Umut oynayacaktır. Lay için ben bu kadar kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Abdullah Avcı'nın da öyle vazgeçtiğini falan da düşünmüyorum Lay'den. Sonuçta kreatif, yani yaratıcılık dediğiniz zaman Beşiktaş takımında akla gelen ilk isim. Şimdi Enkudu'yu oynatacak, Diaby'yi işte pozisyona sokacak, duran topları kullanacak bir oyuncusu varsa Beşiktaş'ın o isim de Laiç. Ben bu maçta iç saha olması dolayısıyla da Laiç'in maça 11 başlama ihtimalini hayli güçlü görüyorum. Yani Laiç, önünde Umut, solda Enkudu, sağda Diaby gibi bir dörtlü, arkalarında Atibe Elneni. Böyle bir diziliş Beşiktaş için ideal gözüküyor. Eksikleri de göz önünde bulundurduğumuzda. Kazanmaktan başka çareleri yok. Yani onların da 6 maçlık bir seriye rağmen, hatta 8'de 7.5 diyeceğim, bir tanesi beraberlik. Ankara Gücü maçını yense 8'de 8 yapıyordu. O seriye rağmen Malatya Spor maçı çok ekstra oldu. Bir de tabii sezona kötü başlamaları onları biraz yıpratmıştı. Şahsen bu maçta galibiyet dışında her türlü ihtimal Beşiktaş'ı olumsuz bir tabloya doğru sürükler gibi gözüküyor. Peki, devam edelim Nevzat Dindar'la. Bu arada sosyal medya üzerinden de çok fazla soru geliyor. Biraz sonra yönelteceğim soruları da. Zor bir hafta ama Gençler Birliği'nin eksikleri onları daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş'ta Burak yoksa işte Umut var. İşte Lens yoksa Diaby var. İşte Enkudu var. Ve Beşiktaş'ın derbi maçta Beşiktaş'ın uğradığı belirtilen, öne sürülen bir mağduriyet de var. Yani bu da Beşiktaş'ı bir daha fazla motive edecek bir neden olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir sayfa açmak için bence ideal bir zaman. İlk yarının son haftası, kenetlenmiş bir Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası olursa Gençler Birliği maçı bence tahmin edilenden daha kolay geçebilir. Peki, Fatih Ünver bir yorum yapmış. Her girdiği pozisyonda faul yapan ama ne hikmettir ki 5 faulden sonra kartı anca görebilen Serdar Aziz mi
mantıklıdır diye kendi yorumunu bizlerle paylaşmış Volkan Demir'in yorumu üzerine tabii ki bu izleyicimiz.